Evet, Arman Hocam. Peki böbrek sağlığı dedik. Böbrek sağlığı neden önemlidir? Tabii böbrek şöyle bir organ, iki adet olmasına rağmen bir tek böbrekle bir insanı yaşatıyor. Ama böbrek şöyle bir organ, yaşarken bedenimizin oluşturduğu çöp diyebileceğimiz artık ve zehirli maddeleri, zararlı maddeleri düzenli olarak sürekli idrara katıp dışarı atmamızı sağlıyor. Yani yaşayabilmenin koşulu aslında akciğerler gibi, kalp gibi böbrekte hayati bir iş yapıyor. Düşünün ki böbrekleri çalışmayan bir kişi eğer diyaliz çağından önce yaşıyor olsaydı çok sınırlı bir ömrü olabiliyordu. Halbuki bugün tabii ki makinelerle böbreğin yaptığı işi yapmak mümkün oldu bugünkü teknolojimizde, ama tabii bu da her periyodik olarak haftada 2-3 gün belki sürekli makineye bağlanıp vücuttaki zehri makinenin alıp normal yaşantımıza dönmemizi sağlayacak boyutta. Neticede bir makineye bağlı yaşıyorsunuz. Ama şunu gördü tıp, hani suni olarak böbrek makinesi üretebildi. Ve bu nedenle belki kaybedilecek onlarca hasta, yani Türkiye çapında bildiğim kadarıyla bir 40-50 bin kadar diyaliz hastamız var. Halen hazırda aktif olarak diyalize giren. Bütün bu hastaların bir anda kaybını düşünün. Şurada Covid rahatsızlığından bile bir 3000-4000 arası kaybımız oldu bugün itibarıyla. Bir 50.000-60.000 diyaliz hastasının diyaliz makinesi yokluğunda kaybı ne kadar üzücü olurdu. Bu anlamda böbrekler olmazsa olmaz, çalışmazsa yaşayamayacağımız çok önemli organlar. En yalın haliyle yaşarken vücudumuzun ürettiği zehirli, toksik, atılması gereken maddeleri idrara karıştırıp, suya karıştırıp dışarı atmamızı sağlıyor. Bu da bizim hayatımızın devamı anlamında çok önemli. Bu nedenle böbrekleri gözümüz kadar iyi korumalıyız. Tabii ki bir gözümüz yetiyor, bir böbreğimiz de yetiyor. Ama unutmayın ki doğada her şey bir anlamda sigortayla çalışmış. Nasıl ki ikinci gözün varlığı ayrı bir anlam, derinlik katıyorsa görüntümüze, gördüğümüz nesnelere, böbreklerin de çift olması bizim hayata iki kere bağlanmamız anlamına geliyor. Onun için böbreklerde gözümüz gibi iyi bakmamız gereken organlar.